Allah'ıma şükürler olsun Kerami. Çocuklarım hiçbir yere gitmediler, evlerinde kaldılar. Allah gönlüne göre verdi annem. Kalbin temizmiş. Tabii, öyledir Mehmet Ali'cim. Senin annen kimi üzdü bugüne kadar? Kimin tavuğuna kışt dedi yani? Demedi. Tam aksine yani civcivlerin bu evden gitmesinler diye neler ettim neler. Çok uğraştım. Allah biliyor. Ben aniden Aslı'nın fikir değiştirmesine şaşırdım. Siz daha önceden konuşmuş muydunuz bu meseleyi? Yok baba, ben de hiç anlamadım niye fikrini değiştirdi. Yani taşınma konusunda çok hevesliydi. Bu kolyeri falan özenle hazırladı yani. Güzel gelinim. Bana kıyamadı, bana. Hah, işte güzel gelinim de lafının üstüne geldi. Aslı'cığım, diyorum ki ben, şöyle bu evde kalmanızın şerefini ailecek, şöyle hep birlikte oturalım şöyle bir masanın başına, güzelce bir yemek yiyelim diyorum. Olur anneciğim, yiyelim tabii. Ya ben sizi böyle gördüm ya, ben daha ne isterim ya? O zaman ben hemen kalkayım, yemeklere girişeyim. Yok anneciğim, yok yok. Hemen hazırlama. Çünkü ondan önce benim size söylemek istediğim bir şeyler var. Aman çocuğum, acelesi mi var? Sonra söylersin söyleyeceğini. Yani bak, daha sofra hazırlanacak, yemekler pişecek. Oo, çok iş var, çok. Çok acelesi var anne. Şimdi şöyle, evet bugün taşınmadık, evet ailecek burada oturmaya devam edeceğiz ama bazı şartlarım var. Daha doğrusu bazı kurallarım var. Kurallar? Hı hı. Aslı, ne kuralları? Buraya yazdım hepsini. Tam 14 kural. Pamuk ailesinin bu evden taşınmaması için gereken 14 kural huzurlarınızda. Şimdi birinci ve benim için en önemli kural, evin anahtarları Aslı'ya, yani bana teslim edilecek. Aslı, biz önce bir kendi aramızda konuşsa mıydık? Ama hayatım, annenle konuşuyorum ben şu anda. Yani annenle benim, ikimizin arasında bir mevzu bu. Anneciğim, anahtarları teslim edebilir misin lütfen? Tamam kızım, bugün teslim ederim anahtarlarını. Yeter ki siz taşınmayın. Hı. Tamam. O zaman Mehmet Ali'cim, senin ilk kuralına geçiyorum. İlk kuralın annene anahtarı geri vermemek. İlk kural mı? Hı hı. Bana da mı yazdın? Tabii. Ya bu anahtar işi benim pek içime sinmiyor Aslı. Yarın bir gün bir yerde unutsak anahtarı, çilingir mi çağıracağız? Bir sürü para vereceğiz boşa. Ne bileyim, kettle'ıydı, ütüsüydü, fişte kaldı. Evde yangın çıkarsa... Diyerek bahaneler üretmek... Yok. Ben sen daha söylemeden hepsini buraya yazmışım. Anneciğim, şimdi senin ikinci kuralına geçiyorum. Eve haber vermeden davetsiz bir şekilde gelinmeyecek. Önce bir aranacak. Alo, müsait misiniz diye sorulacak. Eğer müsaitim cevabı alınırsa gelinecek. Aslıcığım, holding miyiz biz? Yönetim kurulu mu toplanıyor sürekli bu evde? Ne müsaitliği Allah aşkına? Oldu olacak, bir de sekreter tutalım. Arayanlara da o cevap versin. Bu ne resmiyet? Aileyiz biz ya. Diyerek kural ihlali yapılmayacak. Mehmet Ali'cim, şimdi devam ediyorum. Müsait olmadığımız halde annene müsaitiz demeyeceksin. Tabii ararsa. Allah Allah evladım, ben bu eve ne zaman habersiz girdim ki çocuğum? Ha, evet yani zaman zaman habersiz girmiş olabilirim. Tamam, çoğu kez haber vermeden geldim. Bu da olmadı Marife. Tamam, hep haber vermeden geldim. Evet anneciğim, bundan sonra haber vererek geleceksiniz. Tamam mı bu da? Tamam. Aslıcığım, bence artık yeter. Çünkü annem söylediğin her şeye tamam dedi. Bence uzatmayalım, ne dersin?
Canım Mehmet Ali'cim bak 12 kuralımız daha var. Eğer bu evden taşınmayacaksak bu kuralların hepsine uyulacak. Neymiş o? Diğerlerini de duyalım. Okuyorum. Evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde bizi yalnız bırakacaksınız. Duydun mu Kerem? Duydun değil mi? Biz de hep birlikte eğleniyoruz. Bizi seviyorlar, mutlu oluyorlar diye. Bak, göze batıyormuşuz meğerse. Biz haberimiz yok. Ben sana kaç defa söyledim Arife? Hiç değilse çocukları evlilik yıl dönümlerinde baş başa bırakalım diye. Ama dinletemedim ki. Ya Kerami, biz bu çocukların düğünlerinde yok muyduk? Evlilik yıl dönümlerinde niye olmuyoruz yani? Biz bu yola birlikte çıkmadık mı? Bu yola baş koymadık mı? Niye çocukları evlilik yıl dönümlerinde yalnız bırakıyoruz? Ben de bunu anlayamıyorum yani. Temizlikçi seçimine Aslı karar verecek. Aslı'nın temizlikçisiyle Arife'nin konuşması yasaklanacak. Aşağı eve gelen temizlikçi yukarı gelemeyecek. Aslı'cığım kadıncağız senin adına konuşuyor. Senin için görevler veriyor. Mehmet Ali de anlamadığı konularda yorum yapmayacak. Mesela temizlik gibi. Kızım, ben seni temizlikçiyle konuşuyorum. Ama sor bakalım bana, ben niye konuşuyorum? Halısının altında toz var mı diye sormuşsun anneciğim kızcağıza. Evladım, üstüme iyilik sağlık. Tamamıyla bu iftira yani bana. Çocuğum, ben onu sorguya çekiyorum kızım. Senin evini iyi temizlemiş mi diye sınava tabi tutuyorum. Tamamıyla amacım bu benim. Ben de tam onu diyecektim. Şimdi ben bugün iyi bir doktor olduysam, başarılı bir doktor olduysam annemin sınavları, testleri sayesinde. ÖSS, ÖYS, MRKS, LYS, ÜSS, SSS, KPSS. Bunların hepsi bir tarafa, annemin sınavları bir tarafa. Mehmet Ali kurallara itiraz etmeyecek demişim. Anneciğim, sizin için de vallahi çok üzgünüm. Bundan sonra temizlikçimi sorguya çekemeyecek, sınav yapamayacaksınız. Yani bundan böyle eğer bizim burada oturmaya devam etmemizi istiyorsanız. Tamam, tamam. İyilik de yaramıyor. Gör ki bir annenin emekleri nasıl heba olup boşa gidiyor oğlum. Anneciğim emekleriniz niye heba olsun, niye boşuna gitsin? Aslı sizin öğrettiğiniz şeyleri tek başına uygulamak istiyor. Yani tek başına denetlemek istiyor kadını. Öyle değil mi Aslı? Hayır Mehmet Ali'cim. Ben net bir biçimde evimden bilgi sızdırılmasın istiyorum. Devam ediyorum. Sürekli eve yemek getirilmeyecek. Özellikle çocuklara ve Mehmet Ali'ye zorla yemek yedirilmeyecek. Yatak odasına kesinlikle girilmeyecek. Bu konuda haklı anne girmezsen ben de çok sevinirim. Mehmet Ali yatak odası kuralına destek verecek. Bravo Mehmet Ali. Bak ben daha söylemeden hop kuralı uyguladın. Bu konuda desteğimi hiçbir zaman esirgemem hayatım. Hain evlat. 5 dakikada işine gelince nasıl sattın anneni? Haklı çocuk. Bana kalsa benim yatak odama da girme. Öyle mi Kerem? Evet. Demokratik bir ortam buldum. Fikrimi söylüyorum. Ne var bunda? Fikirsiz Kerem. Ayol şu mücadelemde beni bir başıma bıraktın ya şurada. Burada oturup da bana köstek olacağına. Kalk in aşağıya. Hulusi'yi evde bir başına bıraktın. Bak o Hulusi dediğin adam var ya. Ne düşünceli adam. Bizi burada ailecek yalnız bırakmak için kalkıp gelmedi. Siz taşınıyorsunuz diye yardıma gelmiş çocuk. Baba hırsız adamı evde yalnız mı bıraktın ya? Ben de gitti sanıyordum. O eskidendi, hırsız değil artık. Tövbekar oldu. Yalnız kalmasın aşağıda, gideyim de çocuğa. Yakayım ya. Yak, ne yapayım acaba? Allah Allah.